Evet arkadaşlar, bu videomuzda Full AP Teemo ile Full AD Teemo'yu karşılaştıracağız. Normal bir maç değil. İtemleri alacaklar ve karşılıklı birbirlerini vurmaya başlayacaklar. Bakalım AD Teemo mu, AP Teemo mu daha güçlü? Hep beraber göreceğiz. Siz de fikirlerinizi sağ üst tarafta hemen bir anket var. Oradan tıklayabilirsiniz. AD Teemo mu kazanır bu maç, bu 6 eşyalı mücadeleyi? AP Teemo mu kazanır? Seçiminizi yapabilirsiniz yukarıdaki anketten. Yanımda Caner Kespin Kratlı ve Watch My Dogs Emre kardeşim var. Nick'e alıştık. Onların da YouTube ve Twitch kanalları var arkadaşlar. Onlar da yayıncı. Aşağıdan hemen linklerden onların kanallarını görebilirsiniz. İlk eşya olarak AD Teemo mahvolmuş Kralın Kılıcı. AP Teemo da Nashor'un dişi aldı. İlk mücadelede herhangi bir spell kullanılmayacak, düz vuruşlarla birbirlerini öldürmeye çalışacaklar. Düz vuruşlarda bakalım AD mi AP mi daha güçlü, hep beraber göreceğiz. 3, 2, 1 başlayın arkadaşlar. Evet, şimdi burada hasarlar neredeyse eşitliyor ama AD Teemo biraz daha önde çıktı. AD Teemo ilk roundu aldı arkadaşlar. Mahvolmuş Kralın Kılıcı vs Nashor'un dişi ilk mücadeleyi aldı. Şimdi arkadaşlar skill kullanarak yapacaklar bu mücadeleyi. Yani Q spamleyecekler. O noktada AP'nin önemi ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, geldik ikinci rounda. Burada Q spamleyerek birbirlerine vuracaklar. Burada tabi yetenek gücü Teemo'nun önemi daha da ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum. Full Q kullanarak mahvolmuş Kralın Kılıcı vs Nashor'un dişi, bakalım nasıl olacak. 3, 2, 1 başlayın arkadaşlar. İkisi de Q'sunu kullandı. Şu anda AD Teemo birazcık daha fazla hasar vurdu. AP Teemo'nun bir Q daha gelir mi? Geldi, kör etti yalnız. AD Teemo ölmek üzere şu anda. AD Teemo'dan bir Q görür müyüz? Ölecek. Öl. Ölmedi arkadaşlar. Bu roundu da AD Teemo aldı. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ikinci eşyayı alıp, ikinci AD ve AP eşyalarını alıp gelecekler. Bakalım bu noktada kim alacak, hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar bu arada tam 55 dakika oldu farkındaysanız. Bu kadar emeğe karşılık videoya bir beğeni atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca benle bu kadar uzun süre bu videoyu çekmeye çalışan Caner ve Emre kardeşimin de kanallarını aşağıda linkten görebilirsiniz. Onların da kanallarına abone olup OTP karakterleri iyi oynayan bu arkadaşlarımızın videolarını ve canlı yayınlarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Minyonlar da fazla vuruyor artık çünkü. Güçlendiler. Evet arkadaşlar, ikinci eşya Ebedi Kılıç tercih etti AD Teemo. AP Teemo ise Lich Boan tercih etti. Yine sadece düz ataklarla birbirlerine vuracaklar. Bakalım nasıl olacak. İkinci roundunda ise Q spamleyerek kapışacaklar. Hep beraber görelim. 3, 2, 1 başlayın arkadaşlar. Düz ataklarda AP Teemo biraz önde gibi duruyordu ama AD Teemo aldı arkadaşlar. Şimdi üçüncü eşyalar da alınacak. Evet arkadaşlar, şimdi Q spamleyerek bu mücadeleyi götürecekler. Bakalım AD Teemo mu AP Teemo mu alacak bu mücadeleyi? 3, 2, 1 başlayın arkadaşlar. Abi, ikisi de birbirini aynı anda kör etti. Yalnız AP Teemo biraz önde gibi duruyordu. İkinci Q'yu da attı ve AD Teemo'yu öldürdü arkadaşlar. Bu roundu da AP Teemo aldı. Yani Q spamleyince AP Teemo biraz daha sert oldu bu noktada. Bakalım devamını göreceğiz. Evet arkadaşlar, üçüncü eşya olarak AD Teemo statik hançer tercihinde bulundu. AP Teemo ise Rabadon aldı. Bakalım düz vuruşlarla kim alacak? 3, 2, 1 başla. Statikle birlikte bayağı hasar vurdu yalnız AD Teemo. Bu roundu da AD Teemo aldı. Bakalım Q'ları spamlediğimizde kim alıyor? Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi Q spamleyerek birbirlerine girecekler. Bakalım AD Teemo mu AP Teemo mu başaracak? 3, 2, 1 başlayın arkadaşlar. AP Teemo efsane vuruyor yalnız Q'yu da kullanınca. Şu an canları neredeyse eşit. İkinci Q'yu spamleyen, ilk spamleyen AP Teemo mücadeleyi kazandı arkadaşlar bu roundu. Bakalım bir sonraki itemla birlikte neler olacak. Aynen vur. Evet arkadaşlar, dördüncü eşyayı AD Teemo Kana Susamış tercih etti.
AP Teemo ise Luden'in feryadını aldı. Bakalım. Tamam. Bakalım AD Teemo, AP Teemo karşılaşmasında dördüncü eşyalar da alındı. Kim kazanacak hep beraber göreceğiz. Şu minyonu öldürün de. Tamam. 3, 2, 1 başlayın. Düz ataklarla AD Teemo efsane vuruyor yalnız. Bu düz ataklarla vurulacaktı arkadaşlar. Birazdan Q spamleyerek geldiklerinde Q spamleyip yapacaklar. Göreceğiz o zaman bakalım kim alacak. Şimdi arkadaşlar Q spamleyerek yapacaklar, mücadele edecekler. Şimdiye kadar Q spamleyerek sadece ilk round'u kaybetti AP Teemo. Bakalım bu mücadeleyi nasıl geçirecek hep beraber göreceğiz. 3, 2, 1 başlayın arkadaşlar. Yalnız Teemo Q'yu attıktan sonraki hasarı efsane vuruyor. Yalnız AD Teemo can çalıyor derken AP Teemo bu round'u da aldı. Haydi bakalım 5 eşyalı bu ilde geçeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar 5. eşyada alındı. AD Teemo Draktor'ın gece kılıcını tercih etti. AP Teemo ise hiçlik değneği tercih etti. Düz ataklarla birbirlerine vuracaklar. Bakalım 5 eşyayla ne olacak? 3, 2, 1 başlayın arkadaşlar. AD Teemo her türlü 3 tane vuruyor arkadaşlar düz ataklarda. Şimdi Q spamleyip mücadele edecekler. Bakalım ne olacak? Evet arkadaşlar şimdi 5 eşyaları var. Q spamleyerek birbirlerine girecekler. 3, 2, 1 saldır. Yalnız AP Teemo sadece 2 tane vuruyor arkadaşlar. Kesinlikle late game'de AP Teemo efsane vuruyor. En sonda 6 eşya olduğunda arkadaşlar eşyaların pasiflerini de kullanacaklar. Bakalım nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Bu mücadelede sadece düz vuruşlarla kim alacak hep beraber göreceğiz. 3, 2, 1 başla. AD Teemo'nun vurduğu hasar gördünüz mü arkadaşlar? 2,5 vuruyor. Ama asıl olay biliyorsunuz ki Q'yu spamlemeye başladığı zaman bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar 6. itemler alındı ve şu anda Q spamleyerek mücadele edecekler. Bakalım nasıl olacak hep beraber göreceğiz. 3, 2, 1 başla. Yalnız AD Teemo alacak gibi duruyordu. Eş zamanlı öldürdüler diyemeyeceğim. AD Teemo küçük bir farkla aldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi AD Teemo ve AP Teemo bütün eşyalarını aldı. Full AD Teemo'ya karşı full AP Teemo yapacağız. Ve burada eşyaların bütün pasiflerini kullanacaklar. Spellleri kullanmayacaklar. Bakalım bu mücadeleden hangisi galip gelecek? Ben de merak ediyorum. Bu tamamen onlara kalıyor artık. Saymaya başlıyorum. 3, 2, 1 başla. Burada akıl oyunları da devrede arkadaşlar. Cıva yatağını kullandı yalnız AD Teemo. Zonya'yı kullandı AP Teemo. Mantarı da attı. Ölmek üzere AP Teemo aldı. Çok küçük farklı AP Teemo aldı. Ve şimdi speller de devreye giriyor arkadaşlar. Bakalım spellerle birlikte kim alacak? Full AD Teemo vs full AP Teemo her şeyi kullanacaklar arkadaşlar. Spelleri kullanacaklar. Eşyaların aktiflerini kullanacaklar. Ondan sonra ayrıca AP ve AD veren o karışımları aldılar ekstra. Yani full AD Teemo artı vs AP Teemo'yu şu anda son haliyle karşılaştırıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Bundan sonra full Warmog olan iki Amumu'yu hangisi daha çabuk eritecek onu göreceğiz. 3, 2, 1 başlayın arkadaşlar. Yalnız Civa'yı kullandı. Yalnız AD Teemo şu an hiç hasar almadı. Yalnız AP Teemo efsane hasar vurdu. Son mantarı da gitti ama buradan AD Teemo önde çıktı arkadaşlar. Şimdi iki Amumu'yu, iki full Warmog olan Amumu'yu hangisi daha kısa sürede öldürecek onu göreceğiz arkadaşlar. Allah aşkına şu minyonları öldürün bence diyeceğim de. Bence minyonlar daha önce öldürecek abi. Aynen. Şimdi göreceğiz AP Teemo mu AD Teemo mu daha hızlı öldürecek. Bu minyonları diyeceğim ama minyonlar beni öldürecek. Sen köşeye gitsene sen. Ozan biraz daha yukarı çıkar mısın? Şuraya gel Ozan abi. Şuraya. Aynen arayı açalım da canlar gözüksün. Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Gerçekten. Şu anda arkadaşlar hangisi Amumu'yu daha çok çabuk eritecek diye bakacağız. Ben full
İkimizde de full Warmog var. AP Teemo mu, AD Teemo mu daha çabuk eritiyor? Hep beraber göreceğiz. 3, 2, 1. Başlayın arkadaşlar. Mantarlar da kullanılıyor bu arada. Yalnız AP Teemo aldı. AP Teemo çok küçük farkla aldı arkadaşlar. Kasping Zonya'sını bastı ama AD Teemo galiba burada mücadeleyi kazanıyor. Evet arkadaşlar, bu mücadelelerden de anladığımız gibi düz ataklarda doğal olarak AD Teemo önde çıkıyor arkadaşlar. Fakat karakterin bütün yeteneklerini kullanmaya başladığımızda AP Teemo biraz daha baskın gibi duruyor. Arada çok inanılmaz bir fark yok ama AP Teemo normal bir oyunda AD Teemo'ya karşı biraz daha birebir de daha güçlü gibi duruyor. Tabii ki siz de kendi fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunlar da bizim için önemli. Sizce karşılaşmalara göre hangisi daha güçlü? Sağ üst tarafta anketimiz var. Onu tıklayabilirsiniz. En aşağıya da yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca başka hangi karakterlerin hangi buildlerle karşılaşmasını istiyorsanız yazın yorumlara arkadaşlar. Biz de onları karşılaştırıp bakalım hangisi daha güçlüymüş, görelim. Eğer bu video serisini beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Biz de bu tarz videolar yapmaya devam edelim arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.